2 teşkilatıyla partimizin üyeleri, basınımızın güzide temsilcileri bugün belediye başkan adaylığımı, Demokrat Parti belediye başkan adaylığımı açıklamak üzere toplanmış bulunuyoruz. Bu davetimize katıldığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Değerli arkadaşlarım, biliyorsunuz önümüzde 31 Mart'ta bir yerel seçim var. Bu seçim gerçekten önemli. Bu seçimin önemini bildiğim için de ilk defa aday oldum. Niçin? Bu seçimde kullanacağınız oylar belki bir beldeye, bir belediyeye, bir ile ilçeye, bir belediye başkanı seçecek ama bunun yanında da bizi idare edenlere bir ders verecek. Ben daha önceki seçimde de söylemiştim. Siz bugün hükümete bir sarı kart, bir kırmızı kart göstereceksiniz. Çünkü gelen zamlar, dün akşam yine mazota 2500 liradan zam geldi. 50 lira dayanmıyor arkadaşlar. Ekonomi çok bozuk maalesef. Ülkenin hali belli ama Sayın Reis ne diyor? Bu sene emekli yılı ilan ettim diyor. Emekli yılı, emeklinin en yüksek maaşı 10 bin lira. 10 bin lirayla geçinin nasıl geçinebilirseniz. Uşak'ta en ucuz evin kirası olmuş 5 bin lira. Şerap Caddesi'nde oturursan 15 bin lira. Emekli 10 bin lirayla geçinecek. Onun için değerli arkadaşlarım, siyasi görüşleriniz ne olursa olsun, şimdiye kadar diğer partilere oy vermiş olabilirsiniz. Siyasette çok partili dönem demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır. Mutlaka herkesin siyasi bir partisi, siyasi bir görüşü olacak. Ama ben 78 yıllık bir Çınar'ın, Ulu Çınar'ın, Demokrat Parti'nin belediye başkan adayı olarak sizlerden şunu rica ediyorum. Gelin bu seçimde bize destek olun. Bizimle beraber olun. Demokrat Parti'nin, Adalet Partisi'nin, Doğru Yol Partisi'nin bu memleketin idaresinde bulunduğu dönemlerde bu memlekette sıkıntı yaşanmamıştır. Ayrımcılık hiç yaşanmamıştır. Demokrat Parti toplumun çimentosu, birleştiricisidir değerli arkadaşlarım. Yani bizim için siyasi görüşünüz ne olursa olsun sizler, insanlar önemlidir değerli arkadaşlarım. Onun için Demokrat Partiliyiz, onun için Demokrat Partiliyiz. Bugün adaylığımı koyduğum günden, şu 3 günden beri sosyal medyaya ilk defa sizlerle buluşuyoruz ama duyan arkadaşlarım yazıhaneme gelip her gün tebrik ediyorlar. Ekrem Bey, işte geçen dönem AKP'ye oy verdim ama bu dönem oy verebileceğim birisi var. Siz varsınız diye beni tebrik etmeye gelen birçok insan var. Onlara da ayrıca buradan teşekkür ederim. Benimle yarışan 7-8 tane arkadaşım var. Onlara da saygı duyuyorum. Onlara da başarılar diliyorum. Ama insanlar mutlaka şunu iyi düşünmeli. Bu memlekete hizmet edebilecek, geçmişte bu memlekette hizmet etmiş insanları düşünmek zorundayız değerli arkadaşlarım. Ben 1989 yılında belediye meclis üyesi seçildim. Doğru Yol Partisi'nden. O dönemlerde Doğru Yol Partisi'nde il ilçe başkanlığı yaptım. 2000'li yıllara yaklaşırken 90'larda Uşak'a ilk defa havaalanını biz açtık değerli arkadaşlarım. Benim il başkanlığı dönemimde benim arkadaşlarımla beraber sabah uçak geliyordu, bizi alıyordu İstanbul'a, akşam da evimize saat 10'da bırakıyordu. Şimdi bunu kaybettik. Çoğunuz belki hatırlamaz, çoğunuz bilir. Yataklı tren getirmiştik buraya. Yataklı tren istasyondan sizi alıyordu. Akşam sabaha kadar İstanbul'a yatarak, tıraşınız olarak, restoranda yemeğinizi yiyerek ulaşıyordunuz. Onu da kaybettik maalesef bugünlerde. Buna benzer birçok hizmetler yaptık. Sayın Genel Başkanımın görevi devralmasından bu tarafa 12 yıldır da Demokrat Parti'nin il başkanlığını Uşak'ta yürütmekteyim. Bugün de bu göreve arkadaşlarımın ısrarı, genel başkanımın ısrarıyla aday oldum. Sizlerin desteğini bekliyorum. Sizlerin aracılığıyla Uşak'ta geçmiş dönemde Anavatan Partisi'ne, Doğru Yol Partisi'ne oy vermiş abilerimi, arkadaşlarımı, kardeşlerimi tekrar yuvaya, ana ocağına, baba ocağına davet ediyorum değerli arkadaşlarım. Sözlerimi çok uzatmak istemiyorum. Sağ olun, sağ olun.